teşekkürler. İstika kurumuna da sizin adınıza teşekkür etmek istiyorum. Bilim Hanım'a son sözü demek istiyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim hepinize. Kocaman ve nefis ve çok üstün meziyeti bir ailenin kırılmış bebeği gibi hissediyorum kendimi. Biz 23 yıl bir yastığa baş koyduk. Üst üste 5 gün ayrı kalmışız. Eğer sevgili temsilcilik Aydar, sevgili Radik olmasaydı, Yaşar olmasaydı, o Tatar gençleri o gün yanımızda olan. Yulay ile biz o gün babasını nasıl efsanelerdik bilmiyorum. Benim için her şeyden önce tapınak gibi birisi. Biz karşılıklı büyük bir aşka tutunduk. Benim için öndeki tarafı o. Ve aramızda 27 yaş var ve ben onun öğrencisi oldum lisans döneminde. Hem de yüksek lisans döneminde de. Bana büyük bir saygıyla yaklaştı. Daha yeni yeni flört ettiğimiz zamanlarda bile. Yani benim üzerindeki emeğime değil, benim şahsiyetime hürmet etti. Büyük bir hocanın bu hürmeti insanı yüceltti. Her yazdığını bana okutması, bir editör gibi beni baş tacı etmesi. Tabii bir müjdeli haber, ben biyografisini yazdım 70. yaşına hediye olarak Nadir'in. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce, kendi baktığım perspektiften. Sevgili Ruşani Atay, bu ilk defa açıklanıyor, Tatarca'ya çeviriyor o biyografiyi. Çalışmalara başladı. Nermin Eren'in desteğini ilk öğrencilerinden, Nermin Eren'in, Ahmet Kanıdere hocam hatırlayacaktır. Onun desteğini de söylemek lazım bu işlerin yürümesinde. Sanırım bir müddet sonra Rusça'ya çevrildiğine dair de bir haber alacağız. Radik Bey bize o müjdeyi zamanı gelince verecek. Ben bir video hazırladım. Ben nadire anlatmaya muktedir görmüyorum kendimi. Hele ki şu halimde. Şey diye düşündüm, şu kapanmaya denk geldik ya. Yani 30 Nisan'da yakışıklılığından ödün vermeden sıkıldı o yoğun bakımda ve çekti gitti. Kendi meşrebince yaşadı, kendi meşrebince gitti. Ve 17 gün evde yalnız kaldım ben kedimizle beraber. Şey sorusu takıldı aklıma. Nadir nerede? Neredesin? Ona bir cevap ararken bu video oluştu. İyi seyirler. Çok teşekkür ederim hepinize.